televizyon kanallarından. Bize bizim arkadaşlarımızın. Yani elimizde isimler var demesini de kendime bizatihi hakaret kabul ediyorum. Bana her zaman ulaşabilecek insanları, her zaman söyleyebilecek insanları basın üzerinden bizle konuşmasını da son derece doğru kabul etmiyorum. Bizim abi dediğimiz insanlar. Şu an sizin yaptığınızda basın üzerinden konuşmak Sayın Bakanım. Eksiksiz olan Cenab-ı Allah'tır. Bizim de 50 tane yürürken 50 tane eksikliğimiz var. Ama ben bunu kabul etmem. Kabul etmiyorum. Peki. Söyleyeceğim. Müsaade eder misiniz? Ben müsaade falan etmiyorum. Söyleyeceğinizi söylediniz zaten. Sayın Bakanım. Oradan söylemeye devam edersiniz. Aynı sizden müsaade devam... istemiyorum Sayın Bakanım. Aynı, siz müsaade merci değilsiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Peki, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, teşekkür ediyoruz. Semiha Hanım. Yayına katıldığınız için. Buyurun Sayın Mehmet Bakanımızla Bey. Sayın Bakanımızla kamuoyu karşısında tartışmak istemem. Evet. En az onun kadar AK Partiliyim. O hükümetimizin bir bakanıdır. O hükümet benim de hükümetim. Hiçbir şekilde hükümetimizi yıpratacak söz ve davranışlar içinde bugüne kadar olmadım. Bundan sonra da olmam. Benim sözlerim üzerine bağlanmasını ben de teessüfle karşıladım. Ben sadece silahlı bürokrasi içerisinde her iki bakanlığımızdaki yetkililerin de çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledim. Elbette ki isimler olabilir, bunları paylaşabiliriz. Ama ben İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ'cüler atandı diye bir ifade kullanmadım. Bunu diyebilecek kadar da kendi partisine, kendi hükümetine hasmane davranan bir insan değilim. Birbirimizi samimiyet testinden geçirmeye gerek yok. Sayın Soylu ne kadar risk içinde bir hayat sürüyorsa Mehmet Metiner de risk içinde bir hayat sürüyor. Biz ölümüne mücadele veriyoruz ve Sayın Soylu'yla biz aynı davanın iki birer ferdiyiz. Benim medya üzerinden konuşmamdan rahatsızlık duyuyorsa onun da telefonla bağlanıp benimle medya karşısında tartışmaması lazım.